Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Bugün Freud'un rüyalara bakış açısından bahsetmeye çalışacağım. Hatam olursa veya eksik yaptığım bir yer olursa düzeltebilirsiniz. Soru sormak veya katkıda bulunmak isteyen olursa durdurabilir yine. Önce Freud'dan önceki dönemi biraz ele almak istedim. Birçok filozof rüyanın eski değerliliğini koruyan eğilimleri benimsemiştir. Rüya aleminin temelleri onlar için daha yüksek bir seviyeye erişimi olarak kutlanan özel bir ruhani faaliyet halidir. Rüya ruhun dış dünyanın baskısından kurtulması, ruhun maddeyle bağından kopmasıdır. Tam tersine tıp yazarlarının çoğu rüyaların ruhani bir olay olduğunu kabul etmezler. Onlara göre rüyalar duyulardan veya vücuttan gelen uyarımlar sonucunda başlar. Rüyaların müzik enstrümanına tam hakim olamayan birinin çıkardığı seslerden daha fazla anlamı yoktur onlar için. Bilimsel görüşten biraz etkilenen ve rüyaların kökeni konusunda emin olan popüler görüş, kesin olarak rüyaların bir anlam taşıdığını, geleceği bir şekilde önceden bildiklerini ve sıklıkla tuhaf ve gizemli olan içeriklerinin bir şekilde çözülüp anlam çıkarabileceğini savunur. Onlar için rüyalar denizdeki köpüklerdir. Freud daha sonra ele almaya başlamış. Freud rüyalar hakkında fobi, obsesyon, illüzyon ve benzeri araştırma konularına iyi hizmet eden ve tüm araştırmacılar tarafından kabul gören psikanaliz adında yeni bir psikolojik araştırma yöntemi kullanarak yeni sonuçlara varmıştır. Bu yöntem Freud'un psikoterapilerinden doğmuştur. Uygulaması bilgi ve tecrübe gerektirmekte. Hastanın şiddetli bir korku nöbeti geçirdiğini varsayalım. Kişinin dikkatini normalde yaptığının aksine üstüne düşünmeden söz konusu fikrine yöneltilmesi istenir. Hastanın deneyimlediği her izlenim terapiste bildirilir. Analizler sonucunda rüyanın aslında son günlerde yaşanan önemli önemsiz bütün olaylardan etkilendiğini düşünmektedir. Erken çocukluk izlenimlerimize sahiptir. Ve hayatımızın bu döneminden öyle ayrıntılar seçer ki bunlar bize yine değersiz görünürler ve uyanıkken bunların çoktan unutulmuş olduklarını sanırız. Rüyaların parçaları doğru ve mantıklı bir şekilde birbirine bağlanır. Çocukların gün içinde gerçekleştiremedikleri arzuları rüyalarında gerçek oluyordu. Bu rüyalar arzuların açık bir şekilde tatmin edilmesiydi. Çocukların rüyaları karmaşık ve gösterişli olsa bile arzuların gerçekleşmesi olarak ortaya çıkmakta. Bunu örnek olarak 4 yaşında bir kız gün içinde kendisi için çok kısa olan bir deniz gezisi yapmıştı ve tekneden çıkmak zorunda kalmıştı. Çıkmak zorunda kaldığı için ağlıyor. Ertesi sabah rüyasında denizde olduğunu ve o günün devam ettiğini görüyor. Rüyadaki hisler ve düşünceler ise gün içinde yoğun yaşanmış ve vurgulanmış olur. Bu tür rüyalar yetişkinlerin rüyaları arasında da bulunabilir. Ancak bunlar rüyalardaki açık içeriklerdir. Örneğin gece susayan birisi uykusunda su içtiğini görür. Bu aslında kişinin hem uykuda kalma çabası hem de o arzusunun giderilmesidir. Bazen rüyalar arzuların giderilmesini dolaylı olarak ifade eder. Arzuyu tanımaya yönelik ilk adım olarak bazı bağlantılar, bazı neticeler bilinmelidir. Tüm sahneler iki veya daha fazla olayın birbirine eklenmiş halidir. Rüyaların başı sonuç, sonu ise hipotezdir. Analizde ne kadar derine inilirse o kadar etkileyici sonuçlarla karşılaşılır. Rüya içeriğinde bulunan konuşmalar yeni oluşumlar değildir. Yapılan veya duyulan konuşmalardan ya da okunan konuşmalardan bir araya getirilmiştir. Sözler olduğu gibi kopyalanır ancak onların söylenmiş şekli farklı bir şekilde ortaya çıkar. Örneğin rüyanızda bir oteldesiniz ve oteldeki oda numaranız 50. O gün veya birkaç gün öncesinde markete gidip 50 liralık bir alışveriş yapmış olabilirsiniz. O yüzden o 50 sayısını rüyanızda oda numarası olarak görebilirsiniz. En anlaşılır ve en anlamlı rüyalar gerçekleşmemiş arzuların gerçekleşmesidir.
gerçekleşmiş olarak görülen arzular bilinçli olmalarıyla bilinir. Bunlar gün içinde istenen ve ilgi çeken bir şeyler olur. Belirsiz ve karışık rüyaların analizi buna çok benzer bir şeyi ortaya çıkarır. Rüyada yine rüya fikrinden gelen bir arzunun gerçekleşiyor olduğu sahneler vardır. Ancak bunlar tanınmaz halledir ve sadece analizle açıklanabilir. Rüyaların geleceği haber verdiğine iddia eden kişilerin haklı olduklarını belirtmek ilginçtir. Rüyanın bize gösterdiği gelecek gerçekleşmeyecek olsa da aslında olmasını istediğimiz gelecektir. Rüyaların arzuları gerçekleşmesine yönelik ilişkileri 3 sınıfa ayrılabilir. Birinci olarak bastırılmamış, gizlenmemiş bir arzu sergileyenlerdir. Bunlar o yetişkinler arasında nadir görülen, çocuklarda daha çok görülen o açık içerikli rüyalardır. İkinci olarak bastırılmış bir arzuyu örtülü olarak ifade eden rüyalardır. Bunlar rüyalarımızın büyük bir kısmını oluşturur. Anlaşılması için analiz gerekmektedir. Üçüncü olarak ise baskılanmanın var olduğu ancak gizlenmenin az olduğu veya hiç olmadığı rüyalardır. Bu tür rüyalar her zaman rüyayı sonlandıran bir korku ile birlikte biter. Bu korku da rüyanın yer değiştirmesinden kaynaklanır. Rüyada yer değiştirmenin devamıdır. Rüya içeriğini meydana getiren tüm malzeme yaşantılardan kaynaklanır. Bunlar rüyada yeniden üretilir, hatırlanır. Böyle bir şeyin başımızdan daha önce geçip geçmediğini, ne zaman geçmiş olabileceğini anımsamayız. Bunun yanı sıra rüyanın hangi kaynaktan ortaya çıktığı konusundaki soruyu cevaplayamayız. Uyanık vaziyette hatırlama yeteneğimizden kaçmış bir şeyi rüyada bilmiş ve hatırlamışızdır. Rüya uyanıkken ulaşamadığımız anılara da sahiptir. Rüyanın kim zaman muhteşem bir tekrarlama yeteneğiyle bize çok uzakta bulunan ve hatta unutmuş olduğumuz en eski olayları sadık bir biçimde ruhumuza arz ettiği daha önce net bir şekilde kabul görmüş. Rüyada en çok değerlendirilen izlenimler rüyanın görüldüğü günden bir iki gün öncesinde yaşanan olaylara aittir. Çünkü aynı gün yaşanan izlenimler aslında yeterince zayıflatılamamış, kenara itilememiş izlenimler olmakta. Rüya hafızasının diğer özelliği ise tekrarlanan malzemenin seçilmesinde görülür. Uyanık olma durumundaki sadece en önemli konular alınmaz. En önemsiz, en belirsiz konular da hatırlanmaya değer kabul edilebilir. İşte örneğin yolda yürürken karşımızdan geçen birisinin yüzündeki sihir bile rüyamızda karşımıza çıkabilir. Hem bedensel uyarımlar hem de ruhsal uyarımlar rüyaların görülmesine sebep olabilir. Bunları dört türde ele almış Freud. Harici duyusal uyarımlar. Ne uyarımları duyu organlarımızdan tamamen uzak tutabiliriz, ne de duyu organlarımızın uyarımları alabilme yeteneğini tamamen devre dışı bırakabiliriz. Daha güçlü bir uyarım aldığımızda uyanabiliriz. Belirsiz olarak algıladığımız her ses buna uygun bir tablonun oluşmasını sağlar. Yani ruh, uyku esnasında bile dış dünya ile ilişkisini kesmemekte. Dış dünya ile bağlantımızı uyku sırasında da kesmemekteyiz. Uyku sırasında aldığımız uyarımlar da birer rüya kaynağı olabilmektedir. Gök gürültüsü bir çatışmanın ortasına götürebilir. Horozun ötüşü bir insanın korku dolu çığlığına dönüşebilir. Kapı gıcırtaması ise hırsızlıkla ilgili bir rüyaya sebep olabilir. Gece üstümüzü açık uyuduğumuzda çıplak olarak etrafta dolaştığımızı veya bir suya düştüğümüzü görebiliriz. Yatağa çapraz olarak uzandığımızda, ayaklarımız dışarıda kaldığında bir uçurumdan aşağı ayağımızı salladığımızı veya çok yüksek bir yerden yere doğru çakıldığımızı görebiliriz. Rüyaları deneysel olarak üretmeye yönelik yapılan çalışmalardan bazı örnekler burada yazdım. Dudakları ve burnunun ucu bir tüyle gıdıklanırken birisi uyurken dehşet verici bir işkence rüyası görür. Yüzüne bir zift maskesi takılır ve sonra sökülür. Deri kopar. Bir makas penseye sökülür, sürtülür. Çan sesi duyar, sonra alarm çanları çalar. Hafifçe ensesi çimdiklenir. Bir yara bandının yapıştırıldığını görür. Ardından kendisini çocukluğunda tedavi eden bir hekimi hatırlar. Alnına bir damla su damlatılır. İtalya'dadır ve aşırı terlemekte, beyaz şarap içmektedir kişi.
içsel duyusal uyarım. Rüya illüzyonlarında başrolde olan hususlar görsel ve işitsel uyarımlardır. Bu uyarımlara uyanık olduğumuzda karanlık içindeki görüş alanının maruz kaldığı ışık karmaşası olarak ve kulak çınlaması, kulakta vızıltı sesi ve benzeri şekilde deneyimliyoruz. Bunun içinde göz retinası uyarımlara da yer alır. İçsel organik ve bedensel uyarımlar. Rüya kaynaklarını organizmanın içinde aramaya başladığımızda, sağlıklı olduğumuzda varlığını bize hiç duyurmayan organlarımızın hastalıklar söz konusu olduğunda bizler için can sıkıcı izlenimlerin bir kaynağı haline dönüşürler. Uyku halinde uyanık olma durumuyla karşılaşıldığında ruh kendi bedenselliği konusunda daha derin ve kapsamlı bir algı bilincine ulaşmaktadır. Bir takım belirli uyarımsal izlenimlerin kendisine ulaşmasına ve etkilemesine tahammül etmek zorundadır. Bunlar kendi bedeninin kısımlarından ve değiştiremediğinden kaynaklanır, biçimlerinden kaynaklanır. Başlamakta olan hastalıklar rüyada işaret olurlar. Bunları uyanıkken fark etmeyiz. Rüyanın teşhis maksatlı hastalıkları bildirme anlamında yararları konusunda günümüzde kanıtlanmış örnekler mevcuttur. İçsel organların ilerlemiş bozuklukları bir sürü insanda rüya kaynağı işlevini alıyor. Genel olarak kalp ve akciğer hastalarında kabusların sıklığından söz edilir. Kalp hastalarının rüyaları normale göre biraz daha kısa ve sonu korku dolu olmakta. Bu şekilde son bulur. Ve sonunda ölüm çok sık rastlanır. Akciğer hastaları ise boğulma ve sıkışıklık rüyaları görürler. Kaçış rüyaları görürler. Hazımsızlık durumlarında ise bir şeyin tadını çıkarmaya veya bir şeyden sıkılmaya yönelik rüyalar görmekte insanlar. Teşik uyarım kaynakları. Rüya araştırmacılarının ortak görüşüne göre insanlar gündüzleri yaptıklarını ve uyanıkken ilgilendiklerini geceleri rüyalarında görürlermiş. Uyanık olma durumundan uykuya nakledilen bu devamlı ilgi rüyayı hayata bağlayan psikolojik bir bağ olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bize hafife alınmaması gereken bir rüya kaynağı sunuyor. Bu kaynak uyku esnasında gündeme gelen rüya kaynağının yanı sıra bütün rüya tablolarının kökenini açıklamaya yeterli güçtedir. Rüyada korku duyulan şeyin bir zamanlar arzu duyulduğu ve şimdi baskılanmaya eklendiğini kanıtlamak çok zor değildir. Analiz yer değiştirme işinin arzuları nasıl kusursuz bir şekilde gizlediğini bize gösterecektir. Bir kız rüyasında kardeşinin hayatta kalan tek çocuğunu, ölen ilk çocuğu ile aynı ortamda ölü olarak gördü. Kız herhangi bir acı, hüzün hissetmiyordu. Ama doğal olarak sahnenin onun arzusunu temsil ettiği görüşüne karşı çıktı. Sevdiği adamı en son yıllar önce ölen çocuğun cenazesinde görüp orada konuşmuştu. İkinci çocuk öldüğü takdirde bu adamı tekrar kız kardeşinin evinde göreceğinden emin olabilirdi. Onunla tanışmak istiyor ama bu duyguya karşı mücadele ediyordu. Rüya günü sevdiği erkeğin tavrını açıklayan bir konferans için bilet almıştı. Bu rüya tıpkı bir yolculuğa çıkmadan, tiyatroya gitmeden basitçe beklenen zevklerin gerçekleşmesinden önce rüyada gerçekleşmesi gibi olan bir sabırsızlık rüyasıdır. Arzu sahnesinin herhangi bir sevinç duygusunun yersiz olduğu fakat bir zamanlar var olduğu yerde olmasını vesileyle gizlenir. Dahası rüyadaki duygusal davranışlar yer değiştirmeye değil, gerçek ama bastırılmış rüya fikirlerine uyarlanır. Sahne uzun zamandır beklenen buluşmayı gösteriyor. Ve bu yüzden burada acı verici duygular yok. Sansür tarafından reddedilen içerikler bir baskılanma durumundadır. Uyuma durumu sona erdiğinde sansür çalışmaya devam eder ve bir zayıflık anında içeri girilmesine izin verilmiş şeyi iptal edebilir. Rüyaları unutmak bunu kısmen açıklar. Bir rüya ilişkisi sırasında veya analiz sırasında rüyanın bir parçasının aniden unutulması nadir değildir. Ve genellikle bu unutulan parça rüyanın en önemli parçası olmakta. Rüyaların uykuyu böldüğünü varsayan iddiaların tam tersine rüyalar uykunun koruyucusudur. Rüya kişiyi uyandırmamak için ilk önce rahatsız edici unsurları bastırma görevini yerine getiren vicdanlı bir gece bekçisi gibi davranır. Ama aynı zamanda bir sorunun kendisine ciddi görünmesi ve yalnız başına başa çıkamaması durumunda sokağa uyandırdığı zaman da görevini tam olarak yerine getirmiş olur.
Uyanmadan hemen önce yüksek sesli olan rüyalar, uyaranı başka bir açıklama ile bastırmayı ve böylece bir süre daha uykuyu uzatmayı deneme yoludur. Analiz içeriğinde erotik bir şey bulunamayan diğer birçok rüyanın gerçekte cinsel arzuların gerçekleşmesi olarak tezahür ettiğini keşfeder. Uyanıkken düşünceler bastırılmış erotik arzuların yardımıyla rüyalarda gösterime ulaşır. Çocuk cinselliğini anlamaya başladığından beri belirsiz bir şekilde gözden kaçan ve yanlış anlaşılan, neredeyse her uygar insanın bir noktada cinsel yaşamının çocuksu türü içinde kaldığını söylemektedir. Bu nedenle bastırılmış çocuk cinselliği arzularının, rüyaların oluşumu için en sık ve en güçlü dürtüleri sağladığını söylemektedir. Erotik arzuların ifadesi olan rüya, açık içeriği görünmez hale getirmeyi başarabiliyorsa, bu yalnızca bir şekilde mümkün olur. Cinsel gösterimler direkt sergilenemez. Gönderme, ima ve benzeri dolaylı yollarla değiştirilir. Dolaylı gösterimin diğer durumlarından farklı olarak rüyalarda kullanılanlar doğrudan anlaşılabilir olmamalıdır. Bu şartları sağlayan gösterim araçları semboller olarak adlandırılır. Pratik olarak her zaman aynı anlama gelen bazı semboller vardır. İşte kral ve kraliçe her zaman aileyi, ebeveynleri temsil eder. Cinsiyetler çok çeşitli sembollerle temsil edilir. Bunların birçoğu farklı kanallarla ifade edildiği için ilk başta anlaşılmazlar. Dil ve kültür fark etmeksizin tüm rüya görenlerde ortak olan bir dizi evrensel sembol vardır. Bunlardan farklı olarak bireyin kendi oluşturduğu kişisel öneme sahip başka semboller de bulunur. Rüyaların tüm içeriği sembolik olarak yorumlandırılmamalıdır. Rüya sembolleri bilgisi sadece rüya içeriğinin bölümlerini anlamada bize yardımcı olacaktır ve daha önce de var olan teknikleri kullanılmasını gerek kalmayacaktır. Yetişkin rüyalarının çoğu cinsellik içerir ve erotik istekleri ifade eder. Çocukluk döneminde başka hiçbir dürtü cinsellik dürtüsünde olduğu kadar bastırılmaya gerek duymamıştır. Çocukluk döneminde başka hiçbir dürtü bu kadar bastırılmamıştır çünkü. Dikkatli bir yorumlama ile birçok rüyada homoseksüelliğin olduğu kadar biseksüelliğin de olduğu görülür. Önemsiz görünen pek çok rüyada analizden sonra beklenmedik şekilde açıkça cinsel arzulara kadar izlenebilmektedir. Kişi iki görkemli sarayın arasında kapıları kapalı olan küçük bir ev görüyor. Karısı sokağın kenarında küçük bir eve doğru yol alıyor ve kapı açılıyor. Sonra hızla ve kolayca yukarı doğru eğilimli bulunan bir avlu içine doğru kayıyor. Dar alanlara girmenin ve kilitli kapıları açmanın en yaygın cinsel sembol olduğunu ve bu rüyada arkadan bir cinsel bir birleşmeyi temsil ettiğini anlamaktayız. Dar ve eğilimli geçit vajinadır. Rüyayı gören kişinin karısına atfedilen yardım, gerçekte karısının böyle bir birleşmeye izin vermediği yorumunu gerektiriyor. Genellikle dar alanlardan geçme ya da suda kalma korkusu ile ilgili rüyalar, embriyonik yaşamdan kalma, annenin rahminde olma ve doğum eğilimi üstüne kuruludur. Sudan kurtulmak için bir kadın tarafından görüldüğünde doğum yapma fikrine yorumlanır. Rüya gizli sembol, gizli düşünceleri gizlemek için, maskelemek için sembollerden yararlanır. Uzatılan tüm nesneler, çubuklar, ağaçlar ve ağaç gövdeleri ve şemsiyeler, tüm uzun ve keskin silahlar, bıçaklar, hançer ve mızraklar erkek üyeyi temsil etmeyi amaçlamaktadır. Anlaşılamayan başka bir sembol ise aynı şekilde bir tırnak törpüsüdür. Sürtünme ve kazınma nedeniyle. Küçük kasalar, kutular, çekmeceli dolaplar ve sobalar kadına karşılık gelir. Bir dizi odadan geçme rüyası, bir genel ev ya da harem rüyasıdır. Merdivenden aşağı inme veya yukarı çıkma ise cinsel eylemi sembolik olarak temsil eder. Üzerine tırmanan düz duvarlar insan vücudunun erekte haline tekabül eder ve muhtemelen küçük çocukların ebeveynleri üzerine tırmanışının rüya anılarından tekrarlanmasıdır. Pürüzsüz duvarlar erkektir. Kadın şapkası sıklıkla erkek genitali olarak yorumlanır. Erkeklerin rüyalarında da genellikle kravat penisin sembolü olarak bulunur. Sadece uzunluğundan dolayı değil, hem erkeğe özgü olduklarından hem de aynı zamanda onların zevkine göre seçebildiklerinden dolayı böyle sembolize edilmiş.
Rüyadaki tüm karmaşık mekanizmalar veya aletler çok yüksek ihtimalle genital bölgeyi temsil eder. Aynı şekilde rüyalarda özellikle köprüler veya ormanlık alanlar gibi birçok manzara cinsel organlar olarak kolayca yorumlanabilir. Rüyada doğru yol daima sağı, suç ise solu gösterir. Böylece sol eşcinselliği, ensesti ve sapkınlığı simgeleyebilir, sağ ise evliliği, bir ilişkiyi temsil eder. Tabii anlam her zaman rüyayı gören kişinin bireysel ahlakı olarak da değişmekte. Ona göre belirlenir. Bir vagonu yakalayamamak, yaşlılıkta o zamana kadar yapılmamış şeyler için duyulan pişmanlık olarak yorumlanır. Birini seyahatinde yanında götürdüğü bavul ise kişinin günah yüküdür. Rüya yorumu çok uzundu. O yüzden belli bir kısmını anlatabildim. Ancak bu kadar. Birkaç kitabı harmanlayıp bunu sunabildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Acaba bu